Merhaba arkadaşlar, Teknofelaket kanalına hoş geldiniz. Kadro kurma görevlerinde FIFA 23'te 84 artı 5x yükseltmesi diye bir bölüm var ve 2 gün kalmış bu görev için. Şöyle ekranda kadromu görüyorsunuz. Satılamayan üyeler birçoğu. Hatta hemen hemen hiçbiri satılabilen bir üye değil. Bunları vererek bu paketi alacağım ve ne çıkacağını da birlikte bakacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi geri gidiyorum. Hemen mağazadan paketi bir kontrol edelim. Premium altın 82 nadir. Şunu açacağız arkadaşlar ama gelmişken bunları da sırayla hemen açalım. Bitsin buradaki paketlerde. 83'lük bir oyuncu geldi. Maalesef Asensio'yu. Hay bunu satmak da istemedim ama eritmek de istemedim, satmak demeyeyim de. Kadro kurma görevlerinde yapabileceğim hızlı bir görev var mı? Hızlıca ona bakacağım arkadaşlar. Canlıdan ilerliyorum. Şuna bir bakalım. Neymiş görevler? Hemen bir bakıyoruz. 11'inde bir tane nadir oyuncu. Şuraya hemen hızlıca, bir de hepsi altın olacak arkadaşlar. Düşükten yükseğe dedim. Şunu da altın normal dedim. Hızlıca şöyle seçmeye başlıyorum. Salah'ı vermeyeceğim. Çünkü Süper Lig oyuncularını vermiyorum. Mümkün olduğu kadar. Türk oyuncuları vermiyorum. Premier Lig oyuncularında kullanabilme ihtimalim olanları vermiyorum. Onun dışındaki oyuncuların tamamını kullanabilirim bu tarz işlerde. Şimdi şurada altın nadir yapacağım arkadaşlar. Asensio bildiğiniz üzere kopya üyeydi. Bu paketi de aslında o görevi tamamlayabilmek için yapıyorum. Tekrar yapabiliyoruz ama şu an ihtiyacım yok. Ben hemen mağazaya gidiyorum. Premium altın paket dedim. Beni bekleyen üyeler tabii ki az önce kullandığım oyuncu. Kadroya gönderdim. Premium altın oyuncu paketi açıyorum arkadaşlar. Sancho geldi 84'lük. Yoktu sanırım diye düşünüyorum ama emin de değildim. O bayağı da oyuncu gelmiş. Şimdi Bilica takımda ki de satılamıyor. Bunlar da satılamıyor ama bunlar için ekstra uğraşmayacağım arkadaşlar. 3 tane 78'de oyuncu paketi. Bunlar da satılamıyor. Depay geldi. Çok güzel. Vertonghen ve Ritz geldi. Tabii ki Depay çok iyi oldu gelmesi. Herhangi bir kadro kurma görevinde kullanabiliriz. Şimdi arkadaşlar 5 tane 84'lük veya da üstü oyuncu. Bakalım neler geliyor.
Geçmiyorum. Bekliyoruz. Laporte geldi. 86'lık. Sergio Ramos. 84'lük Matip. Şimdi Matip'in hızı düşük olmasaydı aslında kullanabilirdim kadroda. Aynı şekilde Laporte'de de hız problemimiz var. Ve Weghorst geldi. Defans açısından çok güzel. Bunu Süper Lig kadrosunda çok güzel kullanabilirim aslında. Bunların hepsini kadroya gönderiyorum. Bunu hızlı harcamayacağım çünkü zaten başka paketim de yok. Videoyu da burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.